Hanım, bugün tribündeydiniz, taraftarlığı da tattınız. Bir de 12 maçlık bir seri oldu. Yenilmezlik serisi ve bunun 11 tanesi de galibiyet. Evet. İkinci yarıya lider giriyoruz. Değerlendirmenizi aldık. Yani çok çalışıyoruz, emek veriyoruz. Yani hocamız işi sıkı tutuyor. Futbolcularımız aynı şekilde. Bir de Allah da yardım ediyor. Mevlam yani. Onun sayesinde, Allah'ın sayesinde işte, Mevlamızın sayesinde biz de çalışıyoruz. O da bize veriyor. Lideriz. Liderliğimiz kesin. İlk yarıyı lider olarak bitireceğiz. Bugün taraftarlarımızla birlikte olduk. Çünkü bir küfür yoktu bundan önceki maçımızda. İnsanlar eleştiriye açık olmalı. Yani eğer bir hakem hata yapabiliyorsa, hakime de hata yaptığını güzel bir üslupla taraftarlarımız söyleyebilir. Yöneticiler için de bu geçerlidir. Yani yönetimden memnun değillerdir. Onu güzel bir üslupla, kötüleştirmeden, tezahürat yaparak bunu söyleyebilirler. Bunu duyurabilirler. Bu gayet normal. Yani bu artık normal algılanmalı. Biz de özellikle arkadaşlarımızla beraber gecekondu tribününde olduk. Ve biraz da işte sesimiz gitti. Ben çıktıktan sonra söyledim yani. Herkes kendi işini yapacak. Yani bizim işimiz değil. Başkanım, bu hafta iki çok şık hareket yaptınız. Birincisi gecekonduya girmenizde. İkincisi Manisa tribünlerinin bilet fiyatını 1 liraya düşürdünüz. 2 sene öncenin bir manada misillemesini yaptınız. Ama çok şık yaptınız bunu da. Şöyle bir şey var. Eğer onlara bir kısas yapacaksak, ikinci ligdeyken eğer 50 lira olduysa bizim taraftarlarımızın bilet fiyatı, onların tribünü 2 liraydı, bizimki 50 liraydı. O zaman birinci ligdeyiz, TFF birinci ligdeyiz, bizim 100 lira yapmamız lazım. Ama onlar da neticesinde bir şehir, bir şehrin takımı. Biz de bir jest yapalım dedik. Yani biz büyük cami olduğumuz için, yani büyük camiye nasıl büyük olunur? Böyle büyük olunur. Yani ufak hesaplar yapmıyoruz. Büyük camiye bir jest yaptık. İşte bu kadar geldi. Herhalde bir 50-100 kişi geldi. Zaten gelirinden de bir şey beklemiyorduk. Yani kapımızı açtık. Bugün 3 blok, 4 blok kapalıydı gecekonduda ama sanırım en kalabalık tribünleri yaşadı. Kosolik'ten sonra Ankara'cı tribünleri. Sağ olsun, bu taraftarlarımızın birlik beraberliği, bu ortam kolay sağlanmadı. Yani 5 sene bir emek verdik, tüm tribünler kenetlenmiş oldu. Yani bu ortam sağlandı. Eğer biz birlik beraberlik içerisinde olursak başarı gelir. Görüyorsunuz, taraftarlar, camia, teknik ekip, hocamız, futbolcular, yönetim hepsi hep beraber, birlik beraberlik içerisinde güzel işler yapıyoruz. Yani bugün burada 3 puan aldık. 3 golle net bir skor. Hani kolay bir takım yok, kolay bir maç yok. Zor olacağını biliyorduk ama bizim çocuklarımız iyi mücadele ediyor, bırakmıyorlar. Kompakt bir oyun oynuyoruz, oyun disiplininden kopmuyorlar. Başarı da geliyor yani. Başkanım, 10 gün önce İsmail Hoca ile çok keyifli bir söyleşi yaptık. İzlediniz mi bilmiyorum. Orada bir transfer yasağından bahsetti. Devre arasında transfer yasağımız devam ediyor. Kaldırılırsa iyi futbolcular düşünüyoruz. İyi ki takviye yapmayı düşünüyoruz. Kaldırılmazsa da devam ederiz biz bu şekilde yolumuza dedi. Transfer yasağında durum nedir? Şimdi hocamız doğru söylemiş ama bundan sonraki süreçte ligin ikinci yarısında zemin kar olacak, buz olacak. Bizim sezonu kapatan Enduka'mız var mesela, sağ sol önde oynuyordu. Garanti oyuncumuz, o yok. Orta sahada sıkıntı yaşıyoruz. Geçen hafta futbolcumuz sakatlanınca Sedat da kart cezalısıydı. Orta sahada iki futbolcuyla kaldık. Yani alternatifimiz yok. Dolayısıyla şimdi şehirde böyle bir hava yakalanmış, atmosfer yakalanmış. Diğer rakiplerimiz transfer yapacaklar. Kadrolarını güçlendirecekler. Burada bizim de en az 3-4 transfer yapmamız lazım. Bu farz. Şimdi bakıyorsunuz şehrin idarecileri, ileri gelenleri. Yani biraz hani yardım yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız ama biraz geç kaldıktan sonra da hiçbir şeye yaramaz bu yardım. Şimdi biz primlerle bir şekilde futbolcu kardeşlerimizi, teknik heyeti bir şekilde devam ettirip götürebiliyoruz. Ama daha peşinatlarını bizim arkadaşlarımızın birçoğu tamamını alamadı. Artı maç başlarından bir tane maç başı ödemedik. Bizim çocuklarımızın, futbolcularımızın karakterli olması, işe dört elle sarılması bizi buralara kadar getirdi. Ama bundan sonra her şey çok geçmiş olmayacak, olmamalı. Yazık olur şu takıma, şu şehire yazık olur. Bunu halk istiyor. Biz sadece şunu istiyoruz. Halkın imkanlarını halka kullanın.
Milletin imkanlarını millete kullanın. Burada kimsenin, bu kulüp herkesin kulübü, Ankara Gücü. Herkesin kulübü. Bu borç geçmişten gelen bir borç var. Her zaman söylüyoruz. Bu borç bize babamızdan miras kalmadı. Gidin bakın. Bu borç bizden önceki olan, kötü yönetimlerden dolayı kalan bir borç. Bu borçla beraber biz 5 senedir mücadele ediyoruz ve geçen sene şampiyonluğu yakaladık. Bu sene de şampiyonluğun en büyük adayıyız. Şimdi bize şu an yardım gelmeyecek de ne zaman gelecek? Yani artık şehrin ileri gelenleri, bu şehirde siyaset yapanlar yüz binlerce insanları görmek durumunda. Yani valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, milletvekillerimiz bir araya gelip bu işe bir çözüm bulmamız lazım. Yani sayın valimiz, sayın büyükşehir belediye başkanımız, bunlar bir toplantı yapmak zorunda. İş adamları bu işin içine girmeli. Hepsi uzaktan seyrediyor. Adamlar cebimizden 1 lira para çıkacak diye maça da gelmiyorlar yani. Korkuyorlar. Şimdi ticaret odası gördünüz. Reklam veremiyor. Reklam. Marka şehri Ankara diye bir program düzenliyorlar. Evet. Festival yapıyorlar. Onun reklamını billboard'a sağa sola verin. Buraya da ver. Sıdat'a da ver. Art niyetli insanlar buralara gelmişler. Yönetici olmuşlar. Dolayısıyla bunların hepsini çözeceğiz Allah'ın izniyle. Bunları nasıl çözeceğiz? Birlik beraberlik içerisinde çözeceğiz. Biz her zaman diyoruz ki bu takım halkın takımı. Bu takım herkesin takımı. Ya neticesinde hepimiz de vergimizi ödediğimize göre. Doğru mu? Doğru başkanım. Yani buna sahip çıkılması lazım. Biz üzülürüz. İyi bir sinerji yakalandı. İyi bir atmosfer yakalandı. Ben buradan yetkililere söylüyorum, siyasetçilerimize. Gelin arkadaş şu takıma sahip çıkalım. Yani bunu el birliğiyle yapalım. Güzel olan budur. Beraber sevinelim, beraber üzünelim. Bu halkın takımı yani. Sinyal var mı? Siz o gün en son burada röportaj yaptıktan sonra belediye başkanına çıkmıştınız başkanım. Oradan güzel bir mesaj alabildik. Şimdi yani belediye başkanımız şöyle, biz iyi niyetli görüyoruz belediye başkanımızı. Ben diyor müjdeyi vereceğim. Vereceğim müjdenizi. Çalışma yapıyorum. Ama şimdi 40-45 gün oldu. Hani çalışma yapıyoruz da göle su gelene kadar kurbanın gözü patlar. Bizim şuradan 2 tane topçumuz gittiği zaman biz bu takımı koruyamayız. Evet. Artı bizim transferimizi yapmamız lazım. Bütün takımlar kendine takviye yapacak. İkinci yarı çok farklı olacak. Bunun bilincindeyiz. Biz yıllardır idarecilik yapıyoruz. Biz diyoruz ki bu müjdeyi bir an önce versinler. Şu artık Ankara Gücü'nün kasasına bir şeyler girsin. Şu çocuklara dağıtalım, futbolculara borçlarımızı ödeyelim. Yani biz bu vergileri niye ödüyoruz? Bu halk olarak niye ödüyoruz bunu yani? Şimdi artık destek gelmeli. Ya artık destek gelmeli. Tamam destek olacağız. Olacağız da bir de somut adım atılmalı artık. Yani bir şeyler olmalı. Hani bu halka rağmen siyaset olur mu? Olmaz. Tek kelime söylüyorum. Yani yazık olur. Yani şu şehre yazık olur. Ankara Gücü bu şehrin şu an en önemli markası. Bak en önemli markalarından biri demiyorum. Markası diyorum ya. Ya Türkiye'de eğer insanlar Ankara'yı tanıyacaksa, dünyada hatta Ankara'yı tanıyacaksa bunun bir sebebi de Ankara Gücü'dür. Yani bu bir gerçektir, realitedir. Bunu göz ardı etmemek lazım. Siz buraya kadar getirdikten sonra bu transfer yasağında devre arasında mutlaka çözersiniz ve doğru transferleri yaparak şampiyon. Tabii şimdi biz şöyle bir şey var. Benim bir huyum vardır yani, bir idare şeklim vardır. Biz herkesi dinleriz. Yani sizin de görüşleriniz varsa dinleriz. Ama güzel olan burada şudur. Biz dinleriz, kararı yine biz veririz. Ama bunu tek başımıza yaptığımız zaman başarılı olamayız. Teknik heyetimiz var, hocamız var. Hocamızla birlikte otururuz. Nasıl bu takımı kurduysak beraber, bundan sonra yapacağımız transferleri de beraber yaparız. Yani her şeyi ben biliyorum dersem zaten yarı yolda kalırız. O zaman iş bitmiştir ya. Samimi bir şey sorayım başkanım. Böyle bir seriyi siz bekliyor muydunuz sezon başında? Yani bizim sezon başında yapmış olduğumuz transferlerle birlikte bizim hedefimiz ilk 6'ydı. Biz ilk 6'ya girdiğimiz zaman bu 4 olur, 5 olur, 3 olur, bu bizim için büyük bir başarı diye gözüküyordu. Yani borçlu bir kulübüz. İlk defa çıktık TFF 1. Lig'e. Bu böyleydi ama Mevlam, Rabbim büyüktür. Biz hep dua ediyoruz. Onun sayesinde biz de çalışıyoruz, emek veriyoruz. Gece gündüz mücadele ediyoruz. Ve şimdi lideriz. Liderliğimiz garanti ve
bir maçımız daha var. Evet. Allah'ın izniyle diyorum, bu maçımızı da alacağız. Alt tarafla aramızı açmamız lazım. Şimdi biz en üst zirvedeyken işlerin daha zor olacağını, takımların bize ayrı bir konsantrasyonla üzerimize geleceğini, çok mücadele edeceklerini, bunları bildiğimiz için devamlı bu şekilde çalışıyoruz. Teknik heyetimiz, futbolcularımız bunun bilincinde. Emek veriyoruz, çalışıyoruz. İnşallah yolun sonunda yine bir şampiyonluk gelir. Ankara'mıza biliyorsunuz 26 bin kişi, biz Kayseri'ye deplasman yaptık, rekor kurduk ya. Şimdi bu şehir bu takımın Süper Lig'de olmasını istiyor. Bu takımın başarılı olmasını bu şehir istiyor yani, istiyor. Dolayısıyla siyasetçilerimiz, idarecilerimiz de halkın kaynaklarını halkın takımına aktarmalı. Bunda hiçbir bahis yoktur. Yani İnşallah. Bu da olmalı. Sabırsızlıkla bu müjdeyi bekliyoruz. Müjde gelecek de işte nasıl gelecek bilmiyoruz yani. İnşallah. Onu bekliyoruz. İnşallah. Ben iyi niyetli olduğunu düşünüyorum Büyükşehir Belediye Başkanımızın. Ama bir yerin gelirlerini kesip de bir yere yine bir şekilde destek olunmazsa hani biz ayakta duramayız. Daha doğrusu biz bu kulübü yaşatamayız. Yani 107 yıllık bir kulüp. Bu Mehmet Diner'in kulübü değil. Bu Ankaralıların kulübü. Ocak ayında önümüzdeki ay genel kurul var. Yani kim gelmek isterse buyursun gelsin. Bilgisine, becerisine, parasına güvenen varsa her zaman gelsin, başımızın üzerinde yeri var. Yani bilinen şeyini sorayım, başkanım adaysınızdır herhalde kongrede yani. Bunun şeyi tartışacak. Ya şimdi şöyle bir şey var. Yol yani bir işi yarım bırakmak yakışmaz. Şimdi takımı buraya kadar getirmişsin. Herkes bir şey bekliyor. Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz yani. Bu sorumluluk bize yüklendi. En azından sezon sonuna kadar bunu götürmemiz lazım. Yani biz şahıs olarak düşünemeyiz biz bunu. Bir Ankara olarak ve Ankara Gücü camiası olarak, taraftarlarımız olarak bunu bir şekilde düşünüp sorumluluğumuzu yerine getiririz. İnşallah. Getirmemiz lazım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.